Sedasyon ve genel anestezi her ikisi de çok sık uyguladığımız anestezi yöntemlerindendir. Aslında birbirinin devamı veya bir yelpaze şeklinde düşünebilirsiniz. Sedasyonu bir uçta, genel anesteziyi bir uçta olacak şekilde. Sedasyon hafif bir gevşeme halinden, uyku hali derinleştikçe, gittikçe hafif, orta ve derin sedasyon şeklinde. Daha da derinleşirsek yelpazenin öbür ucu genel anesteziye uzanabilir. Buradaki derinleşen nokta uyku hali ve dolayısıyla hastanın bize verdiği tepkiler, cevaplar. Hafif sedasyonda hasta sözlü uyarılara, dokunma uyarılarına çok rahatlıkla cevap verebilir, komutlara uyabilir ama derinleştikçe bizim komutlarımıza uyamaz. Hatta ağrılı uyaranlara bile cevap veremez hale geldiğinde genel anestezi şeklinde tanımlayabiliriz. Buradaki önemli nokta sedasyonda hastalarımız kendi reflekslerini, hava yolu ve solunum reflekslerini koruyabiliyor oluyorlar. Genel anesteziye kaydıkça bir nevi aslında onların kontrolünü, hava yolu ve solunum kontrolünü biz devralıyoruz. Çoğu zaman solunum cihazına bağlıyoruz hastaları. Dolayısıyla biz spektrum bir yelpaze şeklinde düşünmemiz lazım. Sedasyon ve genel anesteziyi. Her ikisinin hastanın eşlik eden problemlerine göre, hastaya göre, ameliyatın tipine göre, işlemin tipine göre, eşlik eden hastalıklara göre, anestezistin tercihine göre, hastanın tercihine göre, laboratuvar değerlerine göre, fizik muayeneye göre birçok faktör etkilemek üzere biz anestezi yöntemini seçeriz. Ama şu bilinmeli ki yani şunu uygulamakta hiçbir zaman eksik kalmayız. Her anestezi yöntemi birbirine dönebilir. Her anestezi yönteminde aynı teknik donanımı, aynı bilgi donanımını hastayla iletişim bilgilendirme anlamında, hastayı alırken yaptığımız plan anlamında temel prensiplerimiz hep aynıdır. Hiçbir zaman hafif anestezi, küçük anestezi yoktur. Anestezi tipi vardır. Yani sedasyon vardır, genel anestezi vardır ama hafif anestezi diye bir şey yoktur. Dolayısıyla temel prensipler dahilinde biz işlemin tipine göre ve hastanın durumuna göre anestezi tipini belirleriz.